Aslan oğlum benim. Haberi işitince öyle mutlu oldum ki. Rabbim yolunu açık, kılıcını keskin eylesin. Oysa ben sizin üzüleceğinizi tahmin etmiştim validem. Ne de olsa başkası vardı aklınızda. Sana daha önce de söyledim. Benim için ikiniz de birsiniz. Ayrıca senin dediğin gibi olsaydı şu anda Bayezid seçilmiş olurdu. Sahi kardeşim nerede? Divandan beri görmedim onu. Sen yapacaklarını düşün şimdi. Manisa'ya gitmek mühim. Ama ondan da mühimi orada kalabilmek. Ayrıca Mustafa abinin başına gelenler ibret olsun sana. Herhalde oradan sürülmek istemezsin. Değil mi? Elimden geleni yaparım validem. Elinden geleni yapacaksın. Aklını başına toplayacaksın. Ve benim sözümden zinhar çıkmayacaksın Selim. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Hürrem. Süleyman. Biz de aslanımla sohbet ediyorduk. Öylesine heyecanlı ve sevinçli ki. Sana minnettar. Hünkârım, yüce gönlünüzle bana dünyaları bağışladınız. Sizi asla utandırmayacağım. Bundan hiç şüphem yok. Bayezid sükûnetle karşıladı kararı. Beni her geçen gün biraz daha şaşırtıyor. Büyüyor aslanım. Tabii yalnızca o değil. Selim, Cihangir, Mihrimah. Onların en büyük şansı senin gibi bir anneye sahip olmalarıdır. Sen varlığınla hem bana hem de onlara kuvvet veriyorsun. Senin yokluğunda neler yaşadığımı bir ben, bir de yüce Rabbim bilir. Rabbim bize o günleri bir daha yaşatmasın. Amin. Amin. Kaç mevsim kaldım o çukurda hatırlamıyorum. Kaç kış geçti, kaç bahar. En zoru da sensizlikti. Seni artık göremeyecektim. Sesini duyamayacaktım. Düşüncesi bile beni kahrederken ateşin içinde buldum kendimi. O ateş beni de yakıp kavurdu. Seninle birlikte ruhumu da kaybettim sanki. Neşemi, sevincimi, kalbimi söküp aldılar sanki. O vakit anladım. Sensiz hiçbir şeyin kıymeti yok. Ne soluduğum havanın, ne de içtiğim suyun. Hamdülillah, devleti ışkın müyesserdir bana. Elde tuttuğum ne bünyadına sagardır bana. Kâkülüne kimi reyhandir muhibbi kimi misk. Ko ne dirlerse desinler, zülfü amberdir bana. Sultanım. Mihrimah vaziyeti anlatmış olmalı. Keşke haberim olsaydı. Şehzade Beyazıt'ı o kadar inandırdım ki büyük hayal kırıklığı yaşadılar. Bugün tahta çıkmak istiyorsa beklemeyi, sabretmeyi ve itaat etmeyi öğrenmek zorunda. Bağışlayın sultanım. Fakat Mihrimah Sultan haklı. Şehzade Selim bizi düşmanlarımızın karşısında zayıf düşürecektir. Düşmanlarımızın sırtını kime yasladıkları belli. O düşerse hepsi düşer. Artık buna lüzum kalmadı sultanım. Nihayetinde taht sancağı bizim elimizde.
Mustafa'nın haneye gidişi benim hiç hoşuma gitmedi Rüstem. Sonra Barbaros'la olan yakınlığı, Yeniçerilerin karşılaması. Bütün bunlar tek bir şeyi işaret ediyor. İsyan etmeye cüret edemezler. Keşke isyan etse. İşimize gelir. Onların tek derdi benim. Beni yok etmek istiyorlar. Bu yüzden de usulca etrafımı kuşatıyorlar. Hissediyorum. Bence mübalağa ediyorsunuz. Anlamıyorsun. Onların son umuduydu Manisa. Ve ben ellerinden aldım. Şimdi bütün güçleriyle saldıracaklar. Ama benim adım Hürrem. Ben onlara bu zevki yaşatmam. Her şey hazır değil mi? Hazırız hazır olmasına da... ben beklemekten yanayım. Beklemeyeceğiz. Bundan daha münasip bir vakit yok. Hiç kimse ihtimal vermez. Üstelik savunmasız olacak. Sultan. Ok yaydan çıktı Rüstem. Dönüş yok. Hepsi istediğiniz gibi maşallah. Seçin birini Şehzademiz Selim için hususi olarak yetiştirelim. Şehzademin haremine yolla. Lakin benim istediğim hatun bunların arasında değil. Sultanım, ben tetkik etmeye devam ederim. Yakında öyle bir fırtına kopacak ki Sümbül. Yer yerinden oynayacak. O yüzden sıkı tutunmalıyız. Tutunmalıyız ki kimse bizi yerimizden edemesin. Hümaşa, benim güzel torunum. Canım. Belli ki büyüdün de ortalığı kasıp kavuracak. Otursana. Validem neyiniz var? Birkaç gündür pek telaşlısınız. Rüstem de öyle. Annelik sana pek yaramadı Mihrimah. İyi de niye evhamlı oldun? Sümbül sana şu hatun meselesinden söz etti mi? Evet, bahsetti. Selim'e bir hatun arıyormuşsunuz. Öyle. Sancağında güçlü olabilmesi için bu şart. Bir erkeğin arkasındaki kadın güçlü değilse, o erkek güçlü değildir. Validem, Selim'den bahsediyoruz. Bütün kadınlar bir olup arkasına geçse nafile. Sizi bile dinlemiyor. Mesele de bu zaten. Beni dinlemesi için bir hatuna ihtiyacım var. Koynuna girecek bir hatuna. Ve bu hatunu ben seçmeliyim ki sonradan başım ağrımasın. Rahmetli Valide Sultan'ın düştüğü hataya düşmeyeceğim ben. Vaktiyle bana düşmanlık edeceğini elimden tutsaydı, yanımda olsaydı, oğlunu da kaybetmezdi. Neler düşünüyorsunuz böyle? Sizden öğreneceğim daha çok şey var. Dün aldım mektubu. Beyhan Sultanımız sana hususi olarak selam gönderdi. Lütfetmişler Sultanımız. Afiyet dilerdir inşallah. Saati iyi. Fatma Sultanımızı ziyarete Antakya'ya gitmişler. Gitmesi lazım tabii. Kardeşler zor günler içindir. Zor günler mi? Ne oldu ki? Fatma Sultanımızın kocası Mustafa Paşa ile aralarında bazı sıkıntılar hasıl olmuş diye işittim. Maşallah sultanım. Gözünüzden de bir şey kaçmıyor. Mesele neymiş merak ettim doğrusu. Mühim değil. Araları düzeldi zaten. Bir sıkıntı yok çok şükür. Sultanım.
Siz devam edin, ben birazdan geleceğim. Sümbül ağa bana Şehzade Mustafa'nın kurtulduğunu söyledi. Burnu bile kanamamış. Maalesef. Haberler kötü sultanım. Kurtulmasının mümkün olmadığını sanıyordum. Zira aylardır bunun için çalışıyordun, öyle değil mi? Gönderdiğim bütün adamlar ormanda ölü bulunmuş. İşin tuhafı, nasıl öldükleri kimin yaptığı belli değil. Ne demek bu? Baskın sabaha karşı yapıldı sultanım. Şehzadenin bütün askerleri uyuyorlardı. Bizim gönderdiğimiz adamlardan bir tek okçu sağ kalmış. O da şehzade yerine gözdesini vurmuş. Hatun ölmüş karnındaki bebeğiyle. Osmanlı'nın en iyi okçularından biridir demiştin onun için. Bostancı başının söylediğine göre adam yaralı olarak ellerine geçmiş. Belli ki atış yaparken saldırmışlar. Okçu ellerinde mi şimdi? Bazı şeyler söyleyip ölmüş. Merak ediyorum. Neymiş acaba söylediği bazı şeyler? Amasya eşrafından Tüccar Kazım Efendi'nin azmettirdiğini söylemiş sadece. Anlaşılan o ki şehzadeyi birileri koruyor. Üstelik şehzadenin bile haberi yok bundan. Ne demek bu? Adamlarımızı kimin öldürdüğünü onlar da bilmiyor. Ne malum o Bostancıbaşı'nın bize ihanet etmediği? Belki de mahsus böyle bir haber gönderdi sana. Hayır. Ona itimadım tam. Üstelik bizi bu beladan o kurtaracak. Tüccara şehzadeden önce ulaşmamız lazım. Rüstem Paşa. Eğer bu hadise ortaya çıkarsa... ...sen dahil herkesin kellesi gider. O sebeple ne yap et mani ol. Anladın mı beni? Kim olabilir bunlar? Aklıma tek bir isim geliyor sultanım. Hazır Hayrettin Paşa. Beni validemle yalnız bırakın. Neyin var senin? Mustafa abim ölümden dönmüş. Rüstem söyledi demek. Hayır validem. Kendi imkanlarımla öğrendim. Benden gizli işler mi çeviriyorsun? Asıl gizleyen sizsiniz. Bana söz vermiştiniz. Hiçbir şekilde abimin canına kastedilmeyecekti. Ben sözümden dönmedim. Ayrıca bunun için söz vermeme lüzum yok. Ben zaten böyle bir şey yapmam. Bu ne peki? Bizimle bir alakası yok. Belli ki bir tuzak bu. Benim için kurulmuş bir tuzak. Şüphem yok ki beni itham edecekler. Ben çocuk değilim madem. O zaman çocuk gibi davranmayı kes. Ben sana ne dedim? Sadece bana güveneceksin. Ve şimdi ben sana diyorum ki... benimle bir alakası yok. Buna hakkım olduğu halde yok. Onlar benim oğlumun canını aldığı halde yok. Süleyman. Allah'ım şehzademizi sana bağışladı. Doğmamış Sabiye nasıl kıyarlar? Bu nasıl bir zulüm? Kim yapmış bu hainliği? İnşallah yakalanmıştır. Henüz değil Hürrem. Yakında. Aksi halde pek çok insanın canı yanacak. Yanar elbet. Kimin haddine bir şehzadenin canına kastetmek? Sen de üzülme. Şehzademiz kurtulmuş çok şükür.
Bundan büyük sevinç olur mu? Ölebilirdi Hürrem. Eğer haremi önüne geçmeseydi öldüreceklerdi oğlum. Kardeşleri de hayli üzgün. Gidip görmek istiyorlar lakin emniyetli olmaz. Beklemek lazım. Gel. Hünkârım. Konuş. Şehzademizin canına kasteden hainin kim olduğunu öğrendim. Tüccar Kasım Efendi adında bizzat hünkârım. Kimmiş bu melun? Amasya eşrafından, buğday ticaretiyle uğraşan bir hayli zengin bizzat. Şehzademizde de aralarında ciddi bir mesele yaşanmış. Bir tüccarla şehzadenin ne işi olur? Amasya halkının canından bezdirmiş bu tüccar sultanım. Her türlü hile ve usulsüzlük mevcut. Kafirlerle de kanunlarımıza aykırı usulsüz bir ticaret yapmaktaymış. Şikayetler artınca şehzademizi de kendi divanlarında yargılatmışlar. Kadılar tüm mal varlığına el konulmasına hükmetmiş. Bu hadise üzerine benim oğlumu öldürmeye kalkmış, öyle mi? Şehzademizin lirası tarafından gönderilen malumat bu yönde hünkârım. Saldırıda ölen bazı hainlerin Acem uyruklu olduğu tespit edilmiş. Yakalanmış mı o melun? Eli kullandı hünkârım. Şehzademiz de bizzat izini sürmekte. Ben de icap eden tedbirleri aldım. Bütün hudutlarımız tutuldu. Bilhassa limanlar. Bugün değilse yarın yakalanır. Bu ne cüret? Belli ki Acemlerin desteğini almış sultanım. Aksel de tek başına falan cesaret edemez. Çık dışarı. Sen de Hürrem, yalnız bırak beni. Vaziyet nedir? Tam bir malumat yok sultanım. Tüccara henüz ulaşamadık. Sen ne diyorsun paşa? O adam bizim ölüm fermanımız. Ya Mustafa'nın eline geçerse? Yarın niye bekleyeyim ki validem? Selim'le birlikte çıkayım işte. Yarın gideceğini kim söyledi? İziadesiyle kaldım. Daha sonra gene gelirim. Boşuna yorma kendini. Emir Büyükar'dan. Cihangir? Hepiniz birden gidince ne yapacağım ben burada? Hiç değilse birkaç gün daha kal. Ayrıca validemle kalmanı istiyor. Evet. Halletmemiz icap eden bazı meseleler var zira. Tahsisatınla alakalı. Validem. Aslanım. Ayrılık vakti gelip çattı demek. Sizi sancağımda ağırlamaktan şeref duyarım validem. İlk fırsatta geleceğim elbet. Manisa büyük bir saray. Nizami için benim orada olmam şart. Hem belki Cihangir'le Mihrimah da bana refakat ederler. Kardeşimi yeni sancağında görmeyi elbette isterim. Aklımdan çıkarma aslanım. Sen veliaht şehzadesin. Gözler üzerinde olacak. En başta da sizin gözleriniz validem. Şüphen olmasın. Ben o sarayda bir evladımı kaybettim. Allah'ım esirgesin seni. Amin. Validem.
Validem hünkârınız beni bekler. Yoluna çık, kılıcın keskin olsun aslanım. Amin. Bayezid. Allah yardımcın olsun kardeşim. Zira vazifen zor. İhtiyacın olacak.